Merhaba Özel Eğitim ailesi. Ben Erkut Erdağ. Dersimiz Özel Eğitim'e hoş geldiniz. Bugün Problem Davranışlar video serimizin 6. videosuyla sizlerle beraberim. Bugünkü davranış problemleri çözme yöntemimiz aşırı düzeltme olacak. Aşırı düzeltme konusunda sürece giren ailelerin mutlaka bir bilgisi vardır. Eğitimcileri tarafından onlara tavsiye ediliyordur ya da eğitimcisi bizzat uyguluyordur bu yöntemi. Sürece özellikle yeni başlayanlar için bir de ya bu yöntemi uyguladık ama başarılı olamadık. Bir yerde hatalar mı yapıyoruz diyen e, ailelerimiz için de bu yöntemin altını çizmek istiyorum bugün. Aşırı düzeltme, bir davranışın aşırı yaptırılması ya da çocuğun yapmış olduğu e, bir problem davranışı, ortaya getirdiği bir problem davranışı tamir etmesi, onarması anlamıyla kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla ikiye ayırabiliyoruz ve problem davranışların e, türüne, çeşidine göre e, bu iki seçenekten birini uygulayabiliyoruz. Peki bu yöntemi hangi tip problem davranışlarda uyguluyoruz? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Bu yöntemi e, çok ardışıklık gerektirmeyen ama ara sıra çıktığında e, problem olarak nitelendirebileceğimiz davranışlarımız vardır bizim. Mesela neler olabilir bunlar? Mesela sıvı dökme nedir işte e, sürahideki suyu işte bardağa koyarken e, bilinçli olarak kasıtlı olarak dökme ya da bardaktaki suyu işte yere e, ters çevirerek dökme ya da bir takım katı nesneler de olabilir bunlar işte masa üstündeki e, kalemleri e, yere atma tarzı ya da tükürme mesela. Bizim çok sık karşılaştığımız ve bundan önceki problem davranış değiştirme tekniklerinde sık sık adından bahsettiğimiz tükürme davranışı işin içinde bu yöntem uygulanabilir. Bu yöntemin sağlıklı olabilmesi için ya da bir problem davranışta doğru olarak işe yaraması için içinde biraz dikkat çekmeyi barındırması gerekir. Yani çocuğun yetişkinin dikkatini de çekmek amacı taşıması gerekebilir ve Hatırlayacağınız üzere bundan önceki dikkat çekme ile ilgili e, videolarımızda da bol bol bahsettiğim üzere e, önceki e, yöntemlerin uygulandıktan sonra bu yönteme geçirmesinde fayda var. Hep biliyorsunuz. Her videoda hatırlatıyorum. Problem davranışları çözerken e, çocuğu en az sınırlayıcı yöntemden en çok sınırlayıcı yönteme göre bir hiyerarşi e, izlemek gerekiyor. Dolayısıyla, bu yöntemi uygularken e, nasıl bir e, tarz içine giriyoruz? Çocuğumuz diyelim ki e, işte bir bardak e, suyu işte bir kısmıyla da tamamını yere döktü. Bu esnada bizim gözümüzün içine bakıyordu ve e, bu davranış e, çok sık tekrar ediyor. Ne yapabiliriz? E, adından da anlaşılacağı üzere davranışı e, tamir ettirebiliriz. Nasıl tamir ettirebiliriz? Eline bir bez vererek evet biraz önce su yere döküldü. Şimdi bu bezi alarak e, yerdeki suyu temizlemeni istiyorum. Silmeni istiyorum. Tarzı bir yaklaşım içine girmemiz gerekiyor. Aa ne var bunda? Çok basit diyeceksiniz. E, çok öyle olmuyor. Şimdi bir takım şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. E, tabii çocuk yetişkinin dikkatini çekmek amacı da taşıyorsa yoğun bir şekilde taşıyorsa e, sonuçta Bezle silse bile bu davranış kazanmış olabiliyor ve defayen yapabiliyor. Yani yeri siliyor, bir süre sonra tekrar bir bardak suyu yeniden yere boşaltıyor. Siz sildiriyorsunuz yeniden boşaltıyor, sildiriyorsunuz yeniden boşaltıyor ve bir kısır döngüye girmiş olabiliyoruz. Burada tıkanabiliyoruz. Genelde bu tarz durumlar ortaya çıkabiliyor ve bu yöntemi çocuk zekice boşa çıkarabiliyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu durumda tabii biz sudan örnek verdik. Bir takım çoklu nesneler de olabilir. Masa üstündeki kalemler, boncuklar ve benzeri şeyler. İşte bir e, bir bardak pirinç bile olabilir. E, dolayısıyla çocuk bunu sıradanlaştırdıysa bu yöntemin işe yaramadığı anlamına gelmez. Burada biraz yorum katmak gerekebiliyor. Su meselesinde, e, su meselesine dönersek çocuk suyu döktü, sildirdiniz, bir daha yaptı vesaire devam ediyor. E, ne yapılabilir? E, gerekirse biraz davranışı abartabilirsiniz. Yani su miktarını siz arttırabilirsiniz. Dolayısıyla çocuk kendi yaptığı e, davranışın bedelini ödeyerek sizin dikkatinizi çekiyordu. Fakat bu davranışı siz yaptığınızda e, çocuğun reaksiyonu farklı olabilir. Ama burada tekrar söylüyorum çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor. Çocuğun e, bu yapacağınız hamleye e, tepkisiyle ilgili biraz e, bir fikriniz olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu denenebilir. çünkü e, hep söylüyorum sizlere problem davranışlar konusunda çocuklar e, bir davranışı kendileri yapmak isterler. Yetişkin yaptığında ona bir dahil olduğunda e, bütün planları boşa çıkabilir. O anlamda e, hoşlarına da gitmeyebilir e, ve e, sizi e, tabiri caizse e, tırnak içinde söylüyorum bunu e, tuzağına düşüremeyebilir o anlamda bu tip seçenekler bu tip yorumlar bu yöntemin içerisinde vardır uygulanabilir Tabii e, düzelteceğiniz davranışın e, onaracağınız tahmin edeceğiniz davranışın türüne göre de bu değişir o anlamda e, tabii ki seçici olmak gerekiyor bu esnada e, fakat şöyle bir şey var Burada kararlılık çok önemli. Yine diğer Darwinist değiştirme tekniklerinde bahsettiğim üzere kararlılık çok önemli. Yani çocuk suyu her döktüğünde sizin üşenmeden eline bir bez verip sildirmeniz çok önemli. Çocuk silmek istemeyebilir. Mesela burada farklı yorumlar var. Şimdi bazı kaynakları taradığınızda, sosyal medyada, internette, incelediğinizde zorlamayalım var. Çok öyle değil. Bunu da hani çok sistemli ve e, dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Çocuk silmek istemedi ya da yaşı çok küçük. Gerçekten hani bir yer silme becerisi henüz mevcut değil. Burada çocuğa fiziksel destek verebiliriz. E, çocuğun elinden tutarak işte bezle birlikte biz de çömelerek yerde e, bu durumu tamir etme amacına gidebiliriz. E, gerektiğinde e, birazcık daha sert bir şekilde elinden tutup. Yeri sildirebiliriz. Burada verilen mesaj şudur: Bu yaptığın davranış hiç hoş değil ve bu davranıştan ben hiç hoşlanmıyorum. Tabii bunu davranışsal olarak ifade etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum: Çocuğun tarzına, tavrına ve bireysel özelliklerine göre, gelişim özelliklerine göre, yaşına göre dikkat etmemiz gerekiyor. Hep burada yorum işin içine giriyor. Burada bir hassasiyet söz konusu olmalı. Dolayısıyla aşırı düzeltme yöntemimizi kabaca bu şekilde sizlere anlatabilirim. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, bu yöntemi uygularken e, farklı kombinler yapılabiliyor. Yani farklı e, yöntemler dişin içine karıştırılabiliyor. E, ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bu sefer biz tutarlılığımıza e, zede, tutarlılığımız zedelemiş oluyoruz çocuk karşısında. E, bir yönteme inanıp ve belli bir süre e, belli bir tutarlılıkla bu yöntemi devam ettirmekte bence fayda var diyorum. Evet, kısaca aşırı düzeltme yöntemi ve uygulamasını bu şekilde sizlere e, açıklayabilirim. E, sorular gelecektir. Çok iyi biliyorsunuz ki sizler artık takip edenler olarak e, videonun altındaki yorumlar kısmına sorular geldikçe en kısa sürede e, bu soruları e, cevap vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla o anlamda çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.